Merhaba arkadaşlar, 23. föyümüzde küresel aynalarda ışınların yansıması ve görüntü oluşumundan bahsedeceğiz. Yansıtıcı yüzeyi küre parçası şeklinde olan yüzeylere küresel aynalar denir. Eğer bu küresel yüzeyin iç kısmı yansıtıcıysa çukur ayna, dış kısmı yansıtıcıysa tümsek ayna ismini alacaktır. Bu kürenin merkezi aynı zamanda aynaların da merkezidir ve büyük M harfi ile gösterilir genellikle. Küresel aynanın eğrilik merkezi ya da eğrilik yarıçapı olarak da tanımlanabilir. Odak noktası büyük F ile gösterilir. Asal eksene paralel gelen ışınların çukur aynada toplandığı noktadır. Odak noktası merkezle tepe noktası arasını iki eşit parçaya böler. Yani eğrilik yarıçapının yarısı kadardır. Tepe noktası da büyük T harfi ile gösterilir. Bu da asal eksenle aynanın kesiştiği nokta olacaktır arkadaşlar. Küresel aynalarda odak uzaklığı sadece aynanın eğrilik yarıçapına bağlıdır. Gönderilen ışının rengi, şiddeti, enerjisi ve ortam odak uzaklığını aynalarda değiştirmez. Çukur aynada aynaya gelen özel ışınlarımızın nasıl yansıdığını inceleyelim. Eğer ışınımız asal eksene paralel geliyorsa ve aynaya çarpıyorsa odaktan geçecek şekilde yansıyacaktır. Bunun tersi de geçerlidir. Yani ışık odaktan geçerek aynaya geldiyse o zaman asal eksene paralel yansır. Merkezden geçerek aynaya gelen ışın kendi üzerinden geri döner. Tepe noktasına gelen ışın eşit açı yapacak şekilde yansır. Bunlar aslında 4 tane özel ışınlarımız. 5 ve 6. ışınlar özel ışın konumuna girmese de çok sık sorularda karşımıza çıktığı için bunları da özel ışınmış gibi yine bilgi dağarcığımıza alalım arkadaşlar. Işın çukur aynanın arkasında F kadar uzağı hedefleyerek gelip aynaya çarptıysa aynanın önünden F bölü 2'den geçecek şekilde yansıyacaktır. Bunun tersi de geçerlidir. Yani ışık aynaya F bölü 2'den gelecek şekilde çarptıysa yansıdığında uzantısı arka tarafta F'yi hedefleyecek şekilde olmalıdır. Ya da ışık 3F'den yani merkezden 1F kadar dışarıdan geldiyse ve aynaya çarptıysa yansıdığında odakla merkezin tam ortasından yani 1,5F'den geçecek şekilde yansır. Yine bunun tersi de geçerli. Işık 1,5F'den gelip aynaya çarptıysa yansıdığında 3F'den geçecek şekilde yansır da diyebiliriz. Tümsek aynada aynı ışınlara bakacak olursak, asal eksene paralel gelen ışın arka tarafta içeri giremeyeceği için aynadan kendisi odaktan geçemeyecektir yansırken ama uzantısını odaktan geçirecek şekilde yansımış olacaktır. Ya da arka tarafta odağı hedefleyerek gelip aynaya çarptıysa asal eksene paralel yansıyacaktır da diyebiliriz. Merkezi arka tarafta hedefleyecek şekilde gelip aynaya çarpan tümsek aynadan yine kendi üzerinden geri döner. Tepe noktasına gelen eşit açıyla yansır. Yine 4 tane özel ışınımızdan sonra 5 ve 6. aslında özel ışın olmamasıyla birlikte çok sık karşımıza çıkacağı için bilelim. Odak kadar uzaktan tümsek aynaya gelen ışın yansıdığında içeride F bölü 2'den uzantısı geçecek şekilde yansır. Bunun tersini de söyleyebiliriz. Yani aynanın arkasında F bölü 2 kadar uzaklığı hedefleyerek gelip aynaya çarpan ışın önden asal ekseni F kadar uzaktan kesecek şekilde yansır da diyebiliriz. Aynanın arkasında 3F mesafesini hedefleyecek şekilde gelip aynaya çarpan ışın merkezde odağın tam ortasından uzantısı geçecek şekilde yani 1,5F'den uzantısı geçecek şekilde yansıyacaktır. Bunun yine tersi de geçerlidir. 1,5F'yi arka tarafta hedefleyerek gelip aynaya çarpan ışın yine uzantısı 3F'den geçecek şekilde yansır da diyebiliriz. Aslında ışığın yansıması çukur ayna ve tümsek aynada da normal yansıma kurallarıdır. Mesela herhangi bir ışınımızı gönderelim. Bu özel ışınlarda da yine kullanılabilir arkadaşlar. Işınımız aynaya geldi. Aynaya çarptığı noktaya
merkezden yarıçap gidiyoruz. Burada düzlem aynada aynaya dik gidilen doğrular normaldi. Küresel aynalarda ise merkezden gidilen aynaya gidilen yarıçap doğrultuları normal görevi görecektir. Yani bu noktaya aynanın ışığın çarptığı bu noktasına merkezden gitmiş olduğum yarıçap doğrultusu yani şu normal görevi görecek. Gelen ışın normalle ne kadar açı yapıyorsa aynı açıyı yapacak şekilde de yansıması gerekir. Aynı şeyi tümsek ayna için de yapabiliriz. Işın geldi aynaya çarptı. Çarptığı noktaya aynanın merkezinden yarıçap doğrultusunu yani normali gidiyorum. Normalle ne kadar açı yaptıysa aynı açıyı yapacak şekilde yine yansımış olur. Evet, buradan soru kalıbı olarak karşımıza çıkacağı için yine bunu kalıp olarak vermekte fayda var. Aynaya, çukur ya da tümsek ayna fark etmez. Birden fazla birbirine paralel ışın geldiğinde dikkat edersek 3 tane ışın vermiş. Yeşil, kırmızı ve turuncu ile çizilmiş. Bu ışınlar birbirine paralel. Fakat asal eksene paralel değiller. Burası asal eksen. Asal eksene paralel değil ama birbirine paralel ışınlar gelip aynaya çarptıysa bunlar yansıdıklarında mutlaka asal üzerindeki eksen üzerindeki gerçek odağın düşeydeki iz düşümün noktasında bir yerde kesişecek şekilde yansırlar. Dikkat edersek yansıyan ışınların kesiştiği yer yani şu nokta gerçek odağın düşeyde aşağısında bir yerde olacaktır. Yukarısı da olabilir. Işığın geliş pozisyonuna göre değişir tabii ki. Tümsek aynada da yine iki tane ışın göndermiş. Dikkat edin yeşil ve kırmızı olarak. Yine bunlar birbirine paralel ama asal eksene paralel değiller. Bu ışınlar yansıdıklarında uzantıları mutlaka nereden geçiyor arkadaşlar? Gerçek odağın, aynanın gerçek odağının düşeğindeki hizasında bir yerde kesişecek şekilde geçiyorlar. Birinci örneğimizde bir çukur ve bir tümsek ayna birlikte kullanılmış. Işının, ışınının aynalardaki yansımasını göstermiş. Buna göre diyor 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi buradaki özel ışınları hatırlayarak soruyu çözmemiz lazım. Bir K noktası çukur aynanın odak noktasıdır. Dikkat edin, çukur ayna dediğimiz buradaki ayna. K noktasından çukur aynaya gelen ışın nasıl yansımış? Asal eksene paralel. O zaman nereden gelmiş olması lazım? Odaktan. Bu durumda K noktası çukur aynanın odak noktasıdır. FC diyebiliriz buna. F çukur. Doğrudur. 2 KL uzaklığı tümsek aynanın odak uzaklığının 2 katıdır. Şimdi buna bakalım. Tümsek aynaya ışını geldim. Bu mesafenin F bölü 2 olduğunu yani odağının yarısı olduğunu biliyoruz. Tümsek aynada biraz önce hatırlarsanız özel ışın gibi sık karşımıza çıktığı için vermiştik. Tümsek aynada arka tarafta F bölü 2'yi hedefleyerek gelen ışın ön taraftan aynanın F kadar uzağından geçer demiştik. O zaman şu mesafe odağı değildir. Tümsek aynanın odağı içeridedir çünkü ama tümsek aynanın odak uzaklığına eşit bir mesafedir. Yani KL tümsek aynanın odak uzaklığı kadardır. Halbuki burada diyor ki KL uzaklığı tümsek aynanın odak uzaklığının 2 katıdır diyor. Yanlıştır. Odak uzaklığı kadardı. 3. Aynalar arası uzaklık F1 artı F2'dir. Şurası F1'di zaten çukur aynanın. Şurası da F2 kadar mesafeydi. O zaman aynalar arasındaki mesafe evet F1 artı F2'nin toplamı kadardır. Işık ışınının çukur aynada yansıması şekildeki gibi buna göre 1, 2, 3 yargılarının hangileri doğrudur? Noktalar arası uzaklıkları eşit alıyormuşuz. Şimdi ışınlara bakarsak bu gelen ışınımız, bu da yansıyan ışınımız. Gelen ışınla yansıyan ışın arasında şu çizmiş olduğumuz doğruda normal görevi görecektir. Normal görevi gördüğüne göre arkadaşlar, bunu nereden anladık? Şuradan anladık. Şu dikkat ederseniz gelen ışının N noktasından aynaya uzaklığı 3 birim. Yansıdığında asal ekseni kestiği yerin aynaya uzaklığı ise 6 birim. Yani 1'e 2 oranı var. Çukur aynada 1'e 2 oranı hangi durumda vardı hatırlayalım. 1,5 F'den gelen yani şurası iki eşit parçaya bölersek gelen ışın
3F'den geçecek şekilde yansıdığı zaman vardı, değil mi? 1'e 2 oranı. O zaman burası 1,5F'dir. Yani odağın 1,5 katıdır. Şurası da 3F'dir diyebiliriz. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğu için N noktası 1,5F ise M noktası da bu aynanın odağıdır. Bu durumda odak 2 birim ise 4 birim olan P noktası da ne olacaktır? Merkez olacaktır. 1, M noktası aynanın odağıdır diyor. Doğrudur. 2, S noktası 3F ve N noktası 1,5F'dir. Doğrudur. Burası merkez noktası olduğuna göre o zaman bu kesikli çizgi de normaldir. Normalde gelen ve yansıyan aşınlar arasındaki açıyı iki eşit parçaya böler. Bu durumda alfa ile teta'nın ne olması lazım? Eşit. Halbuki teta alfadan büyüktür demiş. O yüzden bu yanlıştır arkadaşlar. Küresel aynalarda görüntülerin özelliklerini çukur ve tümsekte ayrı ayrı incelemek gerekir. Çukur aynalarda sanal görüntü de oluşabilir, gerçek görüntü de oluşabilir cismin bulunduğu yere bağlı olarak. Çukur aynada gerçek görüntüler aynanın önünde olacaktır. Ters ve ışınların kendilerinin kesişmesiyle oluşur. Evet, gerçek görüntülerin hepsi yansıyan ışınların kendisi kesiştiğinde oluşur arkadaşlar. Zahiri yani sanal görüntülerde yansıyan ışınların kendisi değil ama uzantıları kesiştiğinde oluşur diyoruz. Görüntü, gerçek görüntü bir perdeye düştüğünde ancak görülebilir. Cisim ya da görüntüden hangisi aynaya yakınsa boyca o küçüktür arkadaşlar. Eğer cisim yakınsa görüntü uzaksa daha büyük bir görüntü cisimden. Eğer tam tersi cisim uzakta görüntü aynaya daha yakındaysa görüntünün bu sefer boyu cisimden küçük olacaktır. Zahiri görüntüler aynanın arkasında ve düz oluşur. Işınların uzantının kesişmesiyle oluşur. Zahiri görüntünün boyu çukur ayna için konuşuyoruz. Cismin boyundan büyüktür ve aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığından da büyüktür. Küresel aynalarda cisim ve görüntünün aynaya uzaklıkları oranı aynı zamanda boyları oranına da eşittir arkadaşlar. Şimdi gelelim çukur aynada görüntülerin durumlarına. Şimdi cismin bulunduğu pozisyona göre çukur aynada farklı yerlerde görüntüler çıkacak. Önce cisim sonsuzdayken inceleyelim. Cisim sonsuzda olduğu için sonsuzdan ışınların hep paralel geldiğini düşünüyorum. Paralel gelen ışınlar da odaktan geçecek şekilde yansıyor. Dolayısıyla yansıyan ışınların kesiştiği yer odak. Yansıyan ışınların kesiştiği yerde görüntü oluşacağı için görüntü nerede oluştu? Odakta. Fakat tam asal eksen üzerinde kesiştiği için cismin görüntüsü sadece bir parıltı şeklinde. Bir boyutu yok. Yani şekli şemali yok. Ve gerçek bir görüntü çünkü aynanın önünde. Aynanın arkasındaysa sanal demiştik. Aynanın önünde ise gerçek görüntüydü. O zaman odakta noktasal yani parıltı şeklinde ve gerçek bir görüntü oluşur. Cismi sonsuzdan biraz daha yakına getirelim. Merkezin dışında olsun cisim. Aynada merkezin dışındaki cismin görüntüsü için iki tane ışın görüntü için yeterliydi hatırlayın. Bu iki yansıyan ışının kesiştiği yerde görüntü oluşacaktı. Bir tane ışın asal eksene paralel gönderdim. Odaktan geçecek şekilde yansıdı. Bir tanesini de odaktan geçecek şekilde gönderdim. O da asal eksene paralel yansıdı. Yansıyan ışınların kesiştiği yer odakla merkez arasında. Demek ki merkezin dışındaysa cisim görüntü nerede oluşuyor? Odakla merkez arasında ve ters. Cisim asal eksenin üstünde, görüntü asal eksenin altında. Yani cisim baş yukarı, görüntü baş aşağı olacak şekilde. Dikkat ederseniz aynaya kim yakın görüntü, kimin boyu küçük yine görüntünün boyu küçük diyoruz. Burada biraz önce anlatırken söylediğimiz oran yine geçerli. Cismin boyunun görüntünün boyuna oranı, cismin aynaya uzaklığının görüntünün aynaya uzaklığına oranına eşittir arkadaşlar. Gerçek bir görüntüdür çünkü aynanın önünde çıkmıştır. Cisim biraz daha yaklaştı, merkeze geldi. Merkezdeki cismin görüntüsü yine merkezde olacaktır. Yani cisimle aynı nokta üzerinde fakat ters. Cisim yukarıda, görüntü aşağıda ve eşit boyda. Çünkü aynaya uzaklıkları da nasıl eşit ve gerçek bir görüntü. Cisim odakla merkez arasında ise bu sefer cismi odakla merkez arasına getirdik. Görüntü bu sefer ne olacak? Merkezin dışında olacak. Görüntü daha uzakta olduğu için aynaya daha büyük cisimden ters gerçek bir görüntü.
Cisim odaktaysa, odaktaki cismin gelen ışınları aynadan yansıdıktan sonra birbirine paralel olacaktır. Yansıyan ışınlar kesişmez. O zaman bunların nerede kesiştiğini kabul edeceğiz. Sonsuzda. Yani görüntü nerede olacak? Sonsuzda ve çok büyük bir boyda görüntü olur diyebiliriz. Ve son olarak cisim odakla tepe noktası arasındaysa, çukur aynada tek sanal yani zahiri görüntünün olduğu durum budur. Cisim odakla tepe noktası arasında ise, bu ara bölgede ise, bu cismin görüntüsü çukur aynada sanaldır artık. Yani aynanın arkasındadır ve cisimden daha büyüktür diyebiliriz. Sanal görüntü olduğu için düzdür. Yani cisim asal eksenin üstündeyse görüntü de asal eksenin üstündedir. Tabii şunu da söyleyebiliriz. Görüntünün boyu büyük olduğu için cismin aynaya uzaklığına d cisim dersek, şu mesafeye, görüntünün aynaya uzaklığına da d görüntü dersek, d görüntü d cisimden büyüktür. Çünkü cismin boyu büyüktü. Boyu büyük olan aynaya daha uzak olacaktır demiştik. Şimdi anlattıklarımızı kısaca toparlarsak arkadaşlar, cismi sonsuzdan odağa getirene kadar görüntü de ne yaptı? Odaktan sonsuza doğru kaydı, değil mi? Ters yönde yani. Cismi aynaya yaklaştırdıkça sonsuzdan odağa kadar, aynaya yaklaştırdıkça görüntü de aynadan uzaklaştı ve boyu gittikçe büyüdü. Nihayetinde odağa geldiğinde cisim görüntü gidebileceği en uzak yer olan nereye gitti? Sonsuza gitmiş oldu. Cismi odaktan sonra aynaya yaklaştırmaya devam edersem eğer, bu sefer görüntü sonsuzdan geri gelir ama aynanın arkasındadır artık. Boyu cisimden büyüktür. Ve cismi yaklaştırdıkça görüntü de ne yapacaktır arkadaşlar? Aynaya yaklaşacaktır ve boyu gittikçe küçülecektir. Yine özel uzaklıklarımız ve özel boylarımız var burada. Yansıyan ışınlarda hatırlayacak olursanız, cisim 1,5 f noktasındaysa, nasıl ki 1,5 f'den gelen ışın çukurhanede 3 f'den geçecek şekilde yansıyordu ya, işte 1,5 f'deki cismin görüntüsü de nerede olacaktır? 3 f'de olacaktır. 2 kat uzakta olduğu için boyu da 2 kat büyük. Yani cismin boyu haçsa görüntünün boyu 2 h olur. Bunun tersi de geçerlidir arkadaşlar. Yani şöyle de diyebiliriz. Cismi 3F'ye yerleştirdiğimizde, burası odak olsun, burası merkez olsun, burası da 3F noktası olsun. Cismi 3F'ye yerleştirdiğimizde bu cismin görüntüsü de bu sefer 1,5 f'de olacaktır. Bu da görüntü. Ve boyu da yarısı olacaktır. Yani haçsa cismin boyu, görüntünün boyu da h bölü 2 diyebiliriz. Ya da cismi f bölü 2'ye yerleştirdiğimizde, yani tam odanın yarısı mesafesine, görüntü aynanın arkasında, aynaya f kadar uzakta olacaktır. 2 kat daha uzakta olduğu için boyu da 2 kat büyük. Yani cismin boyu h ise görüntünün boyu 2 h'tır diyebiliriz. Tümsek aynada bu kadar çok detaylı görüntü durumumuz yok aslında. Tümsek aynada görüntülerin özelliklerine bakalım. Tümsek aynada bütün görüntüler ışınların uzantılarının kesişmesiyle oluşur. Yani sanaldır bütün görüntüler. Tümsek aynada gerçek görüntü olmaz. Düz aynadaki gibi. Düz aynada gerçek görüntü yoktu, hatırlayalım. Görüntü aynanın arkasında olur. Düz, zahiri ve boyca daima cisimden küçük bir görüntü olur. Yani cisimden büyük bir görüntü tümsek aynada elde edemiyoruz. Tümsek aynada oluşan görüntüler odakla ayna arasındadır daima. Odağın gerisinde hiçbir zaman görüntü oluşmaz. Yani şu bölgede tümsek aynada görüntü oluşturamazsınız diyebiliriz. En son görüntünün gidebileceği yer odaktır. O da cisim neredeyse sonsuzdaysa. Peki cisim sonsuzdaysa, sonsuzdan ışınlar geldi. Paralel geldiğini söylüyorduk sonsuzdan ışınların. Paralel gelen ışınlar uzantıları arka taraftaki odaktan geçecek şekilde yansıdı. Dolayısıyla yansıyan ışınların kendisi kesişmiyor ama uzantıları içerideki odakta kesiştiği için görüntü içeride olmuş oldu. Aynanın içinde olduğu için de sanal bir görüntü ve parıltı şeklinde. Onun dışında cismi nereye koyarsak koyalım tümsek aynada, biraz daha yakına, biraz daha uzağa fark etmez. Görüntü daima odakla tepe noktası arasında çıkacaktır ve daima cisimden küçük bir görüntü olacaktır arkadaşlar. Bu da şu demektir.
Görüntünün aynaya uzaklığına dg, cismin aynaya uzaklığına dc diyecek olursam dg dc'den daima küçüktür diyebiliriz. Cismi aynaya yaklaştırdıkça görüntü de aynaya yaklaşır ve boyu gittikçe büyür. Evet, burada gösterdiğimiz gibi. Yine burada da özel bir tane uzaklığımız var. Cismi tümsek aynaya F kadar uzağa koyalım. Burada odağa koyalım demiyoruz çünkü aynanın dışında odak olmaz. F kadar uzağa koyalım diyebiliriz. F kadar uzağa koyduğumuzda bunun görüntüsü içeride F bölü 2'de olacaktır. Boyu da bu durumda yarısı olacaktır. Yani cismin boyu 2 H ise görüntünün boyuna H diyebiliriz. Esnek bir ayna şekil 1'de tümsek ayna şeklindeyken X cisminin görüntüsünün boyu H1, aynaya uzaklığı D1. Cismin ve esnek aynanın konumu değişmeden ayna odak uzaklığı F olacak şekilde çukur ayna konumuna getirildiğinde görüntünün boyu H2, aynaya uzaklığı D2 oluyor. Buna göre 1, 2, 3 yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi birincisinde tümsek ayna. Tümsek aynada F bölü 2 kadar uzaklık özel bir durum değildi. Sadece aynaya F kadar uzakta durumu vardı ama şu özelliği biliyoruz. Tümsek aynada daima görüntü aynaya cisme göre daha yakındır ve boyu da cisimden küçüktür. Yani burada cismin boyu H ise ve cismin aynaya uzaklığı H bölü 2 ise şurası H bölü 2 noktası olsun. Görüntü daha yakın olacağı için daha içeride bir yerde olacak ve boyu da cisimden küçük olacak diyebiliriz. Bu görüntü. Boyu şuradaki uzaklığı D1, F bölü 2'den küçük. Bunu biliyoruz. Boyuna da H1 demişti. H1 de H'dan küçük. Bunu biliyoruz. Şimdi bu aynayı esnek olduğu için ters tarafa büktük ve çukur ayna konumuna getirdik. Yine çukur ayna F bölü 2 kadar uzakta. Bu bizim özel uzaklığımızdı. Gerçi bu özel uzaklığı kullanmasak da sonuç çıkacaktır ama yine de hatırlayalım. Çukur aynada F bölü 2 kadar uzakta olan cismin görüntüsü aynanın arkasında, aynaya F kadar uzakta. 2 kat büyük dikkat ederseniz görüntünün uzaklığı. Boyu da 2 kat büyük olacaktır bu durumda. Yani H ise 2H olacaktır diyebiliriz. Buna H2 diyelim. Şu uzaklığa da D2 diyelim. Bu durumda D2'nin F'ye eşit olduğunu biliyorum F'ye kadar. H2'nin de H'tan büyük olduğunu biliyorum. Hatta 2H olduğunu da biliyorum. Peki buna göre bir. Aynalarda her iki görüntü zahiridir. Doğrudur. Her ikisinin de aynanın arkasında çıkmıştır. Aynanın arkasında görüntüler zahiridir. 2. Çukur aynada görüntü boyu H2, H1'den büyüktür. Evet, H2 H'tan büyüktü. H1 de H'tan küçüktü. Bu durumda H2 H1'den büyüktür. Doğrudur. 3. Çukur aynada görüntünün aynaya uzaklığı D2, D1'den küçüktür. Yanlıştır arkadaşlar. D2 daha büyük. D1 daha küçüktü çünkü. Tam tersini söylemiş. O yüzden bunu geçiyoruz. Etkinliklerimizi işaretleyelim şimdi arkadaşlar. Birincisinde ne diyor? Küresel aynalarda odak uzaklığı ışığın rengine bağlıdır. Bu yanlıştır. Çünkü küresel aynalarda odak uzaklığı sadece aynanın eğrilik yarıçapına bağlı olarak değişir. 2. Tümsek aynada bütün görüntüler sanaldır. Doğrudur. 3. Çukur aynada zahiri görüntülerin boyları daima büyüktür. Evet, çukur aynada daima zahiri görüntüler cisimden büyük bir görüntüye sahiptir. 4. Tümsek aynaya paralel gelen ışın odaktan geçerek yoluna devam eder. Odaktan geçemez çünkü odak içeride kaldı ama uzantısını odaktan geçirebilir. O yüzden buna yanlış diyoruz. 5. Çukur aynaya paralel gelen ışınlar mutlaka bir noktada toplanır. Bunu çizimle görmüştük konuyu anlatırken. Paralel ışınlar bir odağın, gerçek odağın düşe hizasında bir yerde toplanıyorlardı, kesişiyorlardı. Doğrudur yani. 6. Küresel ayna önüne konan cismin görüntüsü ters ise ayna çukurdur. Evet, çünkü görüntünün ters olması gerçek görüntü demektir. Gerçek görüntü sadece çukur aynada olur. Tümsek aynalarda gerçek görüntü olmaz. O zaman bu da doğrudur. Araçlarda kullanılan yan aynalar tümsek aynadır. Arkada görüş alanını arttırır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü tümsek aynada görüş alanı artmaz. Daha küçük görüntüler elde ediyordu, hatırlayalım. 8. Tümsek aynaya yaklaşan cismin zahiri görüntüsünün boyu büyür. Evet, tümsek aynada
cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşır ve boyu gittikçe büyüyordu. Odak uzaklığı F olan tümsek aynaya paralel gelen K ile ışınların aynadan yansıdığında izlediği yol hangisi gibidir? Evet, paralel gelen ışınlar asal eksene paralel değil ama birbirine paralel gelen ışınlar aynada yansıdıktan sonra odağın düşeğinde bir yerde kesişiyorlardı, hatırlayalım. Mesela bu odağı hedefleyerek gelen ışın olduğu için asal eksene paralel yansıyacak. Bu da tepe noktasına geldiği için eşit açıyla yansıyacak ve bunların kesişimleri mutlaka şu gerçek odağın düşey hizasında olacaktır arkadaşlar. Bu durumda cevabımız C şıkkı olmalıdır. Bir çukur ayna verilmiş. Odak uzaklığı F, merkezi M olan ayna önüne eşit boydaki KLM cisimleri konmuştur. KLM cisimlerin görüntülerinin boyları da HK, HL, HM'dir. Görüntü boyları arasındaki ilişkiyi hatırlayalım şimdi. Evet, hepsi aynı hizadan olduğu için asal eksene paralel gönderdiğimizde odaktan geçecek şekilde yansıyacak ve bu yansıyan ışının üzerinde görüntüler oluşacaktı. Aynaya en uzaktaki M'nin görüntüsü odakla merkez arasında nerede olacaktır arkadaşlar? Odağa en yakında olacaktır. Cisim yaklaştıkça, çünkü odağa gelene kadar cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de dışa doğru kayacaktı. Bu durumda M'nin görüntüsü ters, yansıyan ışın üzerinde odağa daha yakın. Sonra L'nin görüntüsü, bu M. Sonra L'nin görüntüsü, K'nın görüntüsü ise odağa daha uzak olacak şekilde. Bu durumda görüntü boyu en büyük olan K, sonra L, sonra M olacaktır. Odak uzaklığı F olan esnek ayna önüne K ve L cisimleri konduğunda görüntülerin boyları HK, HL. Buna göre esnek ayna düzlem hale getirilirse görüntü boyları HK, HL nasıl değişir? Şimdi şu an bir çukur ayna konumunda. Çukur aynada İkisi de odağın içinde olduğu için görüntü aynanın arkasında. Ve nasıl olacaktı? Cisimden daha büyük boyda görüntüler olacaktı. L daha uzakta olduğu için görüntüsü de daha uzakta ve daha büyük. Bu L'nin görüntüsü. K aynaya biraz daha yakın olduğu için görüntü de biraz daha aynaya yakında. Ama yine cisimden büyük, fakat L'nin görüntüsünden daha küçük. Çünkü odak içerisinde cismi aynaya yaklaştırdıkça çukur aynada görüntü de aynaya yaklaşıyordu ve boyu gittikçe küçülüyordu görüntünün. O zaman K'nın görüntüsü L'nin görüntüsüne göre biraz küçük ama K'nın kendisine göre, yani cisimlere göre her iki görüntü de büyük olmalıdır. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? Düzlem ayna haline getiriyoruz. Düz aynada görüntünün boyu daima cismin boyuna eşittir. O zaman son durumda her ikisinin boyu da cismin boyuna eşitleneceği için görüntü boyları her ikisinde de azalmış olacaktır arkadaşlar. Bir çukur, bir tümsek ayna verilmiş ve I ışının bu aynalarda yansıması gösterilmiş şekildeki gibi. Buna göre aynaların odak uzaklıkları oranı FK bölü FL kaçtır? Şimdi I ışını önce nereye gelmiş? Çukur aynaya. Çukur aynaya ne kadar uzaktan gelmiş? 3x. Peki yansırken ne kadar uzaktan geçecek şekilde yansıyor? 6x, yani 1'e 2 oranı. 1'e 2 oranını hatırlayalım. Nerede vardı çukur aynada? Merkez burası, odak burası. 1,5 F'den gelen ışın 3 F'den geçecek şekilde yansıyacaktı, 1'e 2 oranı. O zaman şuradaki 3x dediğimiz mesafe L'nin odağının 1,5 katı, yani 3 bölü 2 FL diyebiliriz. Bu durumda FL 2x olacaktır. Bu bir kenarda dursun. Daha sonra devam ediyoruz. Bu yansıyan ışın geldi. Nereye çarptı? K aynasına, yani tümsek aynaya. Peki K aynasına ne kadar uzaktan geldi? 4x. Yansıdığında ne kadar uzaktan geçti? Uzantısı 2x. Bunu da hatırlayalım. Yine dikkat ederseniz 2'ye 1 oranı var. Tümsek aynada 2'ye 1 oranı yansıma durumu hangi şartta oluyordu? F kadar uzaktan gelen ışın, şurası odak kadar uzak olsun, yansıdığında içeride F bölü 2'yi hedefleyecek şekilde uzantısı yansır, 2'ye 1 oranı. O zaman bunun 4x dediğim mesafesi odak mesafesi kadar. Yani FK'da ne olacaktır? 4x olacaktır. Bize FK'nın FL'ye oranını sorduğu için 4x'in 2x oranını alacağız. Buradan oran da 2 çıkar.
Odak uzaklığı F olan şekildeki esnek tümsek ayna önüne ışını, evet odak uzaklığı F'miş, ışık kaynağı konmuştur. Saydam olmayan cismin perdede tam ve yarı gölgesi bu durumda oluşuyor. Esnek ayna düz konuma getirildiğinde, yani düz ayna yapıldığında tam ve yarı gölge alanı nasıl değişir? Şimdi burada gölge ile aynaları birleştirip sormuş. Bir kere ışık kaynağının kendisi engelin sınırlarına gidersem şöyle aydınlatamadığı dairesel bölge şekilde çizdiğimiz yerdir perde üzerinde. Şimdi bir de arkasında ayna olduğu için ışınlardan arka tarafa gidenler aynaya çarpıp geri dönecek. Biz bunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yansıyan ışınlarla tek tek uğraşmak yerine aynada görüntüsünü alıyoruz ışığın. Tümsek aynaya ne kadar uzakta? F. O zaman görüntüsü içeride nerede olacak? F bölü 2'de. İşte buradaki ışığın görüntüsü ikinci bir ışık kaynağıymış gibi davranır diyoruz. Ve yine engelin sınırlarına gittiğimizde yansıyan ışınların aydınlatamadığı bölgede içerideki küçük dairedir. Şimdi bu içerideki küçük daireyi ışığın kendisi de aydınlatamıyor. Aynaya çarpıp dönenler de aydınlatamıyor. O zaman içeride bir tam gölge görüyorum şekildeki gibi. Etrafındaki dairesel bölgeyi ışığın kendisi aydınlatamıyor ama yansıyan ışınlar oraya dönüp aydınlatabileceği için burası da yarı gölge. Burası yarı, burası tam gölge olacak şekilde. Şimdi biz aynamızı düz ayna konumuna getirmiştik. Düz ayna konumuna getirirsek onu farklı renkte gösterelim. Mavi yapalım. Şimdi aynayı düz ayna konumuna getirdiğimizde bu ışığın aynaya F kadar uzaklığı varsa düz aynada eşit uzaklıkta olacaktı. Görüntü de içeride F'de. Yani yeni durumda artık görüntü F bölü 2'de değil F'dedir. Şimdi bu görüntüden aynanın cismin sınırlarına gidersem kollar daralarak gelecektir uzakta olduğu için. Daralması demek içerideki dairenin küçülmesi demektir. Yani tam gölge alanı küçülmüş oldu. Fakat yarı gölgenin sınırları değişmediği için içerideki tam gölge küçülünce yarı gölgenin alanı da ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Tekrar rengimizi değiştirelim. Odak uzaklığı F olan çukur aynanın önüne noktasal K ışık kaynağı konulmuştur. K ışık kaynağından çıkan I1, I2, I3 ışınları çukur aynada yansıdıklarında hangileri L noktasından geçer? Evet, K şurası. Şimdi sırayla deneyelim. Şurası asal eksen çizgisi olacak. Merkez ve odak noktasını verdiğine göre. Asal eksene paralel gelmiş I1 ışını. O zaman ne yapacaktır? Odaktan geçecek şekilde yansıyacaktır. Bunu devam ettiriyorum. Şuradan geçecek. Yine devam ettiriyorum. Dikkat ederseniz L'den geçmiş oldu. I1 geçiyor. I2'ye bakalım. Tepe noktasına geldi. Eşit açı yapacak şekilde yansıyacak. Şuradan geçmesi lazım. Eşit açıyla eşit uzaklık çünkü. Yine aynı yatayda kaç kare gitmiş olduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare gidersek yine bu da L'den gitmiş oluyor. I2 de geçiyor. I3'e bakalım. Bu odaktan gelmiş. Odaktan geldiğine göre nasıl gidecek? Asal eksene paralel olarak yansıyacak. Bunu da devam ettirirsem bu da nereden geçiyor? L noktasından geçmiş oluyor arkadaşlar. Çukur aynanın odak uzaklığı F. Çukur ayna önüne konan cismin görüntüsünün kendisinden büyük ve ters olması isteniyor. Buna göre cisim 1, 2, 3 ile işaretlenen bölgelerden hangilerine konulmalıdır? Şimdi çukur aynada hatırlayalım. Cismin ters olması için gerçek görüntü olması lazım. Cismin görüntüsünün. O zaman odağın arkasına konmuş olması lazım. Yani odaktan dışarıda kalan şu bölgede cisim bu bölgede herhangi bir yerdeyse bu görüntü daima gerçek oluyordu. Fakat bir şart daha var. Görüntünün daha büyük olmasını istiyorum. Görüntünün büyük olması için de cismin odakla merkez arasında olması lazım arkadaşlar. Odakla merkez arasındaki cismin görüntüsü merkezin dışındadır ve cisimden daha büyüktür ve terstir. O zaman benim koymam gereken yer cismi odakla merkez arasıdır. Bu durumda
2 olması gerekir. 1'de de daha büyük görüntü elde ederim aslında ama 1'deki görüntü aynanın arkasında ve ters değildir, düzdür. Halbuki ters olma şartı da vardı. O yüzden 1'i yazamıyoruz arkadaşlar. Çukur ayna önüne konan K cisminin aynadaki görüntüsünün boyu kendi boyundan küçüktür ve terstir. Şimdi tersse gerçek görüntü. Gerçek görüntü odağın arkasındaki cisimler için geçerli. Demek ki odak şurada bir yerde. Ve görüntünün daha küçük olması için aynı zamanda merkezin de arkasında olması lazım. Demek ki şunu silersek arkadaşlar, merkez de cismin daha önünde bir yerde. Dolayısıyla odak da burada bir yerde. Merkezin dışındaki cismin görüntüsü merkezle odak arasında ters. Cisim aşağıya bakıyorsa, yani asal eksen altındaysa, asal eksenin üstünde olacak bu durumda. Ve cisimden daha küçük çıkmış olacak. Evet, ters ve küçük görüntü oluşturduk. Peki biz ne istiyoruz şimdi bundan sonra? K cisminin görüntüsünün düz olmasını istiyoruz. Şimdi K'nın görüntüsünün düz olması, yani asal eksenin altındaysa görüntü de asal eksenin altında olsun. Görüntünün düz olması çukur aynada sanal görüntüyle olacaktır. Ve çukur aynada sanal görüntü hangi durumda olur? Cisim odakla ayna arasına girdiği zaman, yani K'yı aynanın odağının içine sokmam lazım. Bunun için bir, K cismini iki yönde kaydırmak. K'yı iki yönde kaydırırsam odağın içine sokmam, daha da uzaklaştırırım. Bu işime yaramaz. 2. K cismini bir yönde kaydırma. Evet, K'yı bir yönde kaydırırsam odağın içine sokma ihtimalim var. Bu mümkün. 3. Aynayı iki yönünde kaydırma. K cismini hareket ettirmeyip aynayı iki yönünde kaydırırsam odağı da iki yönde kaydıracağım için odağı şuraya bir yere getirme imkanım olabilir. Dolayısıyla odağın içine girdiği için cisim yine görüntüsü aynanın arkasında ve düz olabilir arkadaşlar. Bu da mümkün. Şekilde çukur aynanın önüne K noktasına konan I ışık kaynağının görüntüsü L noktasında olmaktadır. Kaynağın ve görüntünün asal eksen uzakları HK, HL, HK küçük H, HK büyük HL olduğuna göre 1, 2, 3 yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi burada asal ekseni olan uzaklıklarını boyları gibi düşünebiliriz. Cismin boyu daha büyük, görüntünün boyu daha küçük. Zaten aynaya kim yakınsa onun boyu küçük olması gerekiyordu. Ve çukur aynada görüntünün daha küçük olması için gerçek görüntüde cismin merkezin dışında, görüntünün de odakla merkez arasında olması gerekirdi. Hatta bunun özel bir uzaklığı vardı. 3F'ye 1,5F olacak şekilde. Yani 1'e 2 oran aynı uzaklık. Boyda da o zaman 1'e 2 haçsa 2H. Şimdi bunların sınırlarını birleştirirsek üçgen benzerliği çıkacağı için 1'e 2 oranında üçgenler nereden geçecek tam olarak simetride? M noktasından, yani merkez noktasından. O zaman cisimle görüntünün hizalarını birleştirdiğimde asal ekseni kestiği şu Y noktası da merkez olacaktır arkadaşlar. Yani bir doğrudur. Peki görüntü nerede oluyordu? Merkezle odak arasında. O zaman merkez buradaysa odak da şurada bir yerde olmalı ki görüntü ikisinin arasına girebilsin. Bu durumda X noktası odaktır. Yanlış olur. Çukur aynanın odağı XT arasındadır. Doğrudur. Tümsek aynanın önüne konulan KLM cisimlerinin aynadaki görüntüleri K üssü, L üssü ve M üssü şekildeki gibi verilmiş. Buna göre KLM cisimlerinin ayna önündeki konumları hangisi gibidir? Şimdi tümsek aynada ya da düz aynada da olabilir. Cisim aynaya yakınsa görüntüsü de aynaya yakındır. Şimdi burada görüntü olarak aynaya en yakın M olduğuna göre demek ki cisim olarak da aynaya en yakın M. Ve tümsek aynada görüntünün boyu daima cisimden küçüktü. O zaman KL ve M'nin gerçek boyları bu görüntülerden büyük olacak. Şöyle daha üst bir hizaya ayarlayalım. Şu an boyların eşit olduğunu önce bir düşünelim. M daha önce aynaya yakın, sonra L, en uzaktaki K olacak görüntü sıralamasına göre. Şimdi bunlar eşit boyda olsaydı eğer arkadaşlar, hatırlayalım tümsek aynada aynı boydaki cisim için konuşursak cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşıyordu ve boyu büyüyordu. O zaman ML ve K aynı boyda olsaydı görüntü olarak M'nin daha büyük,
L'nin ondan sonra K'nın ise en kısa görüntü olması gerekirdi. Halbuki burada görüntülerin boylarını eşit vermiş. O zaman bunun olabilmesi için M'nin boyu daha kısa olmalı. Sonra L en büyük boyda da kim olmalı? K olmalı. Cevabımız bu durumda B şıkkı gibi olacaktır. Ve son sorumuzu inceliyoruz. Odak uzaklıkları Fx, Fy olan tümsek ve çukur aynalara gönderilen I ışık ışının izlediği yol şekildeki gibi. Buna göre odaklarının oranı kaçtır? Tümsek aynaya geliyor önce. Tümsek aynada içeride A kadar uzaklığı hedeflemiş. Önden nereden geçmiş? 2A kadar uzaktan. Yani 1'e 2 oranı. Hatırlayalım. Tümsek aynada bu 1'e 2 oranı neydi? İçeride F bölü 2 hedefleyip önden F kadar uzaktan geçmesi demekti. Yani X'in odağı kaç A'ymış? 2A'ymış diyebiliriz. Daha sonra bu ışın gelip nereye çarpıyor? Çukur aynaya. Çukur aynaya nereden geliyor? Asal eksenine 3A uzaktan kesecek şekilde geliyor ve nasıl yansıyor? Asal eksene paralel. Demek ki nereden gelmiş? Odaktan. Yani bu nokta çukur aynanın nesiymiş? Odağıymış. O zaman FY içinde 3A diyoruz. Oranlarsak oran 2 bölü 3 çıkacaktır arkadaşlar.